Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün sizlerle birlikte Sicilya savunmasında Smith-Morra Gambit açılış olarak bilinen bir açılış içerisindeki bir tuzağı inceleyeceğiz hep beraber. Sicilya savunması E4 C5 karakteristik hamlesiyle başlamaktadır. Burada beyazın ana devam yolu at F3 hamlesi. Ama bunun dışında başka yan yollar da var. Örneğin D4 yaparak merkeze saldırabiliyoruz tekrardan. Beyazın C5'teki piyonuna. C alır D4'ten sonra veziri alır D4 yapmak yerine piyon feda ediyor. İşte bu da Smith-Morra Gambit olarak biliniyor. D alır C3'ten sonra at alır C3 hamlesi var. Gördüğünüz gibi burada beyazın amacı bir piyon verdi siyah beyaz ama açık C hattı ve yarı açık D hattı. D piyonuna baskı kurup tekrardan bu piyonu kazanabilir. Beyaz aynı zamanda gelişimde üstünlüğü elde etme amaçlı bir Gambit diyebiliriz bu gambit için. At C6, at F3 gelişim hamlesi. Ve burada vezir C7. Siyahın burada sinsice bir planı var. Bunu birazdan hep birlikte göreceğiz. Daha sonra fil C4 oynuyor beyaz. Çünkü zaten bu da Smith-Morra Gambit'te temel temalardan bir tanesi. Fili C4'e getirip zayıf F7 karesine bakmakta. Burada gördüğünüz gibi fil. Ve daha sonra veziri D2'ye getirip E2'ye rok yapıp kaleyi D hattına getirerek diğer kaleyi de bu fili de çıktıktan sonra C'deki fili C1 filini kaleyi de ya açık olan C hattına getirmek. Beyazın hızlı gelişim amacı bu. Fil C4'ten sonra E6 yaparak siyah atın D5 karesinin zıplamasını engellemiş oluyor. Vezir E2. Gördüğünüz gibi bu hamlenin amacı az önce de bahsettiğimiz gibi rok yaptıktan sonra kaleyi D hattına getirmek. H1 karesinde bulunan kaleyi. At F6 siyah da gelişimini devam ettiriyor. Ve burada beyazın rok hamlesini inceleyelim. Rok hamlesinden sonra siyahın burada tuzaklı bir hamlesi var. At G4 hamlesi. İlk bakışta amacı yokmuş gibi gözüküyor hamlenin ama şunları kapatalım. Özellikle hızlı oyunlarda bazı arkadaşlar bu rahat atlardan G4'teki attan rahatsız olup H3 sürebilir. Atı kovmak amaçlı. Ata soru soruyoruz burada. Neden G4'te olduğunu sorguluyoruz rakibe. Tabi burada siyahın da güzel bir hamlesi var. Tuzak da tam olarak burada aslında bakarsanız. Bunu da size soralım. Tahtayı şöyle çevireyim. Evet, burada güzel hamle sizce hangisi? Evet, buradaki doğru hamle at D4 hamlesi. Gördüğünüz gibi hem F3'teki ata saldırıyoruz hem de D2'deki vezire saldırıyoruz. Örneğin burada at alır D4 yaparsa beyaz bir hamlede mat var. Vezir H2 mat görüyorsunuz. Çok güzel. Eğer veziri kaçarsa beyaz yine iki hamlede mat var. At alır F3'e, vezir alır F3'ten sonra vezir H2 yine mat var veya G alır F3 yapsa da çok fazla bir şey değişmeyecek. Vezir H2 mat var. Burada gördüğünüz gibi beyazın mattan kurtulmak için yapabileceği tek hamle vezirini feda etmek. H alır G4 yapıyor beyaz. At alır D2 şah. At alır D2 ve gördüğünüz gibi siyah burada üstün konuma geçiyor. Vezir karşılığında 2 at. Gördüğünüz gibi bu tuzağı da sizlerle paylaşmış olduk. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. İyi günler.